Bakın kuvvetler ayrılığını tartışalım diyoruz. Kuvvetler ayrılığı ortada kalmadı. Sayın konuşmacı dedi ki kuvvetlerin uyumlu çalışması. Nasıl uyumlu çalışıyor kuvvetler? Bir kişi koordine ediyor. Kim koordine ediyor? Cumhurbaşkanı koordine ediyor. Kuvvetler ayrılığı kalmadı. Kuvvetleri bir kişide birleştirdiniz. Uyumlu çalışmanın yolunu böyle buldunuz. Pranga dediniz çünkü kuvvetler ayrılığına. Kuvvetleri bir kişide birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan sonuç mutlak iktidar sonucudur. Mutlak iktidarın demokrasiyle bir alakası yoktur. Şimdi denge denetleme mekanizmaları yok diyoruz, işlemiyor diyoruz. İşte yasamanın durumu ortada, yargının durumu ortada, Sayıştay'ın durumu ortada. Şimdi neden? Çünkü denge denetleme mekanizmaları olmasın istiyorsunuz. Hukukun üstünlüğü diyoruz, yok. Yani var derseniz yargı reformu strateji belgesini hangi amaçla o zaman hazırladınız? Hukukun üstünlüğünün olmadığını gösteren sizin hazırladığınız yargı reformu strateji belgesidir. Yok, işlemiyor, yargı yerlerde sürünüyor. Tuz kokmuş vaziyette. Bunları tartışalım diyoruz. Bakın siz iktidara geldiğiniz ilk zamanda yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesini savunuyordunuz. Bugün yerel yönetimlerin mali ve idari özelliklerini ortadan kaldırıyorsunuz. Onları da tek kişiye bağlıyorsunuz. Yani yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi değil, tam tersi bir yönde yürüyorsunuz. Şimdi bütün bunları tartışmak ve demokrasi yönünde adımlar atmak kötüdür diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama niye bu tartışmadan kaçıyorsunuz? Bu tartışmadan kaçmayın.